Aramızda bankacılık sektörünün lider kuruluşlarından ve son dönemde adını sıklıkla yaptığı teknolojik yatırımlardan söz ettiren Akbank'ın Sayın Genel Müdürü Hakan Binbaşkırı burada. Hakan Bey katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki yolcumuzun o neredeyse yarısında bize eşlik etmiş olan, bahsettiğim gibi son dönemde yaptığı yatırımlarla adından sıklıkla söz ettiren ee, teknolojik yatırımlarını hız kesmeden devam ettiren, dönüşüm, değişimi kalbinde hisseden ve dediğim gibi teknolojik konuların artık en üst seviyede konuşulduğunu bir kez de buradan kendisinden duymanız için kırmadığı, bizi kabul etti. Sayın Hakan Binbaşkı'yı sahneye davet ediyorum arkadaşlarınızı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet değerli konuklar herkese günaydın hoş geldiniz Volkan Bey'e çok teşekkür ediyorum böyle önemli bir summitte bizleri davet ettiği için konuşmacı olmamızı istediği için şimdi açıkçası böyle bir teklif geldiği zaman ben büyük bir mutlulukla kabul ettim şöyle düşündüm açıkçası o kadar çok anlatacak şeyimiz var ki yani bu konularda o kadar çok çaba sarf ediyoruz, o kadar çok bu konulara kafa yoruyoruz. Bankayı geleceğe hazırlamakla ilgili o kadar çalışma içindeyiz ki hani burada dolu dolu bir şeyleri anlatabilirim diye düşündüm. Aslında toplam yarım saatimiz var ama zannediyorum burada anlatacaklarım neler yaptığımız konusunda fikir verecektir. Aslında tabii bir teknoloji samitinde bir bankanın Konuşmacı olması bir tesadüf de değil, onu da söylemek istiyorum. Şimdi bankalar tabi teknoloji şirketi olma konusunda hızlı ilerliyorlar. Yani bizim stratejilerimize baktığınız zaman tabii Akbank Türkiye'nin en güçlü kurumlarından bir tanesi, finansal olarak da baktığınız zaman en kuvvetli kurumlarından bir tanesi. Biz tabii geleceğimizi iki şey üzerine kuruyoruz. Bir ee, çalışanlarımız, çalışanlarımızın kalitesi güçlü bir kadro. İkincisi de altyapı. İnanıyoruz ki bu ikisi zaten yan yana geldiği zaman e, bankanın önü e, her zaman açık ve biz de bu bankayı geleceğe taşırız diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim stratejimizin temelinde aslına bakarsanız bu iki tane temel e, konu var. Şimdi tabii dediğiniz gibi e, dünya çok e, hızlı e, değişiyor ve dünyaya Adapte olmak gerekiyor. Yani burada tabii treni kaçırdığınız zaman da bunun bedeli de çok ağır olabiliyor. Yani Dolayısıyla buralarda geç kalmamak gerekiyor. Ben bir slide sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bundan yaklaşık 10 sene önce burada dünyadaki en değerli şirketleri görüyoruz. İşte burada petrol şirketleri var. İşte retail alanında faaliyet gösteren çeşitli şirketler var. Baktığınız zaman da bunların içerisinde bir tane teknoloji şirketi var. Şimdi aradan 10 sene geçmiş. 2019'a bakalım. Şimdi bakın burada kırmızıyla gördüğünüz bütün şirketler teknoloji şirketleri. Ve lütfen şirket değerlerine bir bakın. Yani bugün 1 trilyon doların üzerinde. Bir trilyon doların üzerinde iki tane şirket var, birkaç tanesi ona yakın. Ama burada baktığınız zaman 10 şirketin 7'si teknoloji şirketi. Aslında öbürkilerin de teknolojiyle çok yakın alakası var. Yani sonda gördüğünüz işte bankalar, bir tane banka var çok teknolojiye çok önemli yatırım yapıyorlar. E, visa dediğiniz zaten korkunç teknoloji yatırımları olan şirket. Dolayısıyla dünyada böyle bir trend var. Şimdi buradaki isimleri muhtemelen hepimiz biliyoruz. Bunlar tabi zamanının efsane şirketleri. İşte Kodaklar, Blackberryler, blockbusterlar. Şimdi bugün baktığınız zaman tabi maalesef bu şirketlerin ortak bir yanı var: eski başarılarını aynı şekilde sürdürememişler. Hatta bir kısmı Blockbuster'a baktığınız zaman bu şirket bugün bildiğim kadarıyla yok. Öbürküler de değerinden bugün çok şey kaybetmişler. Neden? Detaya girdiğiniz zaman şunu görüyoruz. Geleceği okuma konusunda ve kendini yenileme konusunda bir takım şeyleri bu firmalar atlamışlar. Kodak. Kodak o zaman demiş ki, tamam biz de dijital ürünler çıkartabiliriz ama İnsanlar hiçbir zaman kameraların içerisinde film olmayan bir e, kamerayı, cihazı tercih etmeyecekler. Şimdi günümüzü düşündüğünüz zaman tabii bu çok e, öngörülü bir durum değil. Dolayısıyla o günümüzün efsane şirketi bugün piyasa değerine baktığınız zaman 100 milyon dolar civarına düşmüş bir şirket. Blackberry içimizde vardır ben de çok kullanıyordum. Hayatımız Blackberry'siz geçmiyordu. O da şöyle bir yanlış yapıyor. Diyor ki, ya bizim öyle bir güvenlik sistemlerimiz var ki diyor. Muhtemelen diyor, şirketler diyor, hiçbir zaman Android tabon tabanlı veya iPhone gibi akıllı cihazları diyor, mesajlaşmada diyor kullanmayacaklar çünkü bizim şeyimiz diyor, cihazlarımız çok daha güvenli. Ve şirket 144 milyar dolarlık bir piyasa değerinden aşağı yukarı bugün 3 milyar dolarlara iniyor. Sağdaki de blockbuster'da diyor ki biliyorsunuz bu film e, video e, kiralayan bir şirket. Diyor ki e, insanlar diyor hiçbir zaman internetten film izlemeyeceklerdir diyor. Ve bugün hayatta değil. Yerini hepimiz biliyoruz Netflix gibi bir şirket alıyor. Şimdi dolayısıyla benim söylemek istediğim değişen ortamı, değişen insanı bu mobil dünyayı özellikle hepimizin anlıyor olması ve şirketlerini de o paralelde mutlaka ve mutlaka şekillendirmesi gerekiyor. İster bank olun, ister bir teknoloji şirketi olun, ister telekomünikasyon işinde olun, ister retailer, kim olursanız olun. Bu değişen dünyayı hepimizin anlamasının gerçekten önemli olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Bizim de artık müşterilerimiz eskisi gibi değil. Bir kere gençleşen bir müşteri kitlemiz var. Bunu kabul etmemiz lazım. Yaşı ne olursa olsun insanlar artık daha sabırsız. Daha yüksek kalite istiyor. İşi anında bitirmek istiyor. Öyle hiç kimsenin vakti falan yok. Anı yaşamak istiyor. Kimse bir banka şubesine girsin de artık 10 dakika beklesin, 5 dakika beklesin, 20 dakika beklesin. Böyle bir şey yok. Anında şirket değiştirebiliyor. Artık bir şirketi değiştirmek bir enter tuşunun altında. Çok basit. Yani dolayısıyla bizim bu değişen toplumu, bu sabırsızlık, hızlı tüketim bunları bir şekilde görüp kendimizi de tabi buna göre adapte etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bu her sektör için geçerli, bankacılık için de geçerli. Dolayısıyla bankalarda da bugün standartları saptayan şeyler bir rakip bankanın yaptığı şeyler falan değil. Bugün bir Google'ın yaptığı, bir Amazon'un yaptığı, işte ne bileyim bir Facebook, WhatsApp, Netflix. Bunlar çok Spotify. Yani biz banka olarak da açıkçası burada yapılan birçok şeyden ilham alıyoruz. Çünkü bizim müşterilerimiz artık öyle yaşıyor. Bankacılığı da o şekilde e, bir şekilde yaşamak istiyor. Dolayısıyla bu öngörüden yola çıkarak biz aslında değişimci de bir yönetimiz. Yani bizim hani e, ekibimize baktığınız zaman şunu gururla söylüyorum. Hani içinde böyle bir değişimcilik ve bir şeyleri daha farklı yapma, inovasyon şeyinin dürtülerinin çok... Yüksek olduğu bir e, ekiple çalışıyoruz ve e, sürekli bir şeyler oluyor bankada ve bundan da yaklaşık bir 4-5 sene oldu herhalde. Bu gördüğünüz projeyi başlattık. Yani buna biz kısaca yeni nesil e, Akbank diyoruz. Ama tabii bu çok detaylı bir şey ama hani ben bunu nasıl arkadaşlarımla basitleştirebilirim diye düşündüğüm zaman böyle bir e, slaytla geldik. Şimdi bir kere şunu söylemek istiyorum, bu işin ortasında insan var, yani müşteri, çalışanlarımız da. Yani hem iç müşteri hem dış müşteri, bir kere onları bir anlayabilmek lazım. Şimdi dikkat ederseniz o merkezden şöyle bir dışarı doğru gidelim, onun hemen etrafında bir yapay zeka görüyorsunuz. Şimdi bu, bu konu da bizim en öncelikli alanlarımızdan bir tanesi, yani bankayı daha böyle akıllı bir noktaya getirme çabası içerisindeyiz ve buralarda gerçekten korkunç yatırımlar var. Şimdi onun etrafındaki halkaya baktığınız zaman da orada üç tane şey göreceksiniz. Şimdi en sağdan başlayacak olursak entegre temas noktaları. Şimdi burada kastettiğimiz nedir? Bir müşteri bankanın hangi kanallarıyla temas içerisindedir? İşte bildiğimiz şeyler şube var, mobil var, çağrı merkezi var, ATM var. Ak aklınıza işte ne geliyorsa. Biz diyoruz ki vizyonumuzda şimdi biz hangi kanala giderse gitsin, hangi kanala giderse gitsin müşterimize benzer bir deneyim yaşatmaya çalışıyoruz. İşte ATM'nin ekranıyla mobilin ekranı, şubede çalışanımızın ekranı, orada yaşadığı deneyim, oradaki hizmet kalitesi istiyoruz ki bunlar hepsi çok Paralel olsun ve bu konuda gerçekten hummalı bir çalışma var. Bir başka konu süreçler. Şimdi burada da end-to-end -end design dediğimiz sıfırdan tasarım, sıfırdan tasarım. Yani biz bugün bankayı sıfırdan kursaydık bugünkü teknolojik ortamda nasıl kurardık? Bu egzersizle başladık arkadaşlarımız. Birazdan göstereceğim size ve mümkün olduğu kadar da sade. Arkası tabii İlker Bey burada kendisi birçok şeyi İlker Bey ve arkadaşları burada e, yapıyorlar. Arkası belki çok kompleks, onu tahmin edebiliyorum. Ama diyoruz ki arkası kompleks tamam, e, biz ona karışmıyoruz. Ama diyoruz rica ediyoruz bunun önü son derece basit olsun. Hem müşterilerimiz için basit olsun hem de çalışanlarımız için basit olsun. Yani bu konuda gerçekten müthiş ummalı bir çalışma var. Üçüncü daire akıllı sistemler. Şimdi gittikçe tabii müşterilerimiz, çalışanlarımız yani artık birebir tabii ilişkiler de tabii ki devam ediyor ama e, e, karşıda bir makine var. İstiyoruz ki o makine de e, akıllı olsun. Karşı karşısındakini e, anlasın. O konuda da, o konuda da önemli e, hakikaten e, zaman harcıyoruz, yatırım yapıyoruz. Ve bunların en altına baktığınız zaman da temelinde iki tane şey var. Demin bir tanesi size söylediğim şey insan ve altyapı. Artık biz buna insan kaynakları da demiyoruz. Onun da adını değiştirdik. İnsan ve kültür. Orada bu kültür, yeni dünyaya adapte olmak, bu trendleri yakalayabilmek, o kültürü, inovasyon kültürünü falan yaratmak çok önemli. İnsan ve Altyapı tarafı, teknoloji tarafı. Öbür tarafa baktığımız zaman da değerli konuklar, tasarım ve inovasyon kültürü. Şimdi bu tasarım konusunu zannediyorum Türkiye'de en çok dile getiren, belki de şirketlerin başında geliyoruz diye düşünüyorum. Çünkü bu konunun gerçekten olağanüstü önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi demin ben size bir slide göstermiştim. Dünyanın en değerli şirketleri. İşte orada gördük işte Apple'lar, arkasında bir sürü başka şirketler, işte alfabetler, diğerleri vesaire vesaire. Şimdi bu şirketlere baktığımız zaman bunların ortak birkaç tane özelliği var. Daha cesur, daha farklı, daha yenilikçi bir şeyler yapıyorlar ve bu yaptıkları şeyi de gerçekten tasarım olarak kullanıcının önüne, müşterinin önüne daha farklı bir şekilde koyuyorlar. Dolayısıyla biz de bankacılığı daha farklı, daha basit, daha ulaşılabilir dizayn etme konusunda hakikaten müthiş bir uğraş veriyoruz. Şunu çok mutlulukla söylüyorum. Bu konuda da bu know-how'ı Kendimize getirebilmek adına da bu konuda da hakikaten dünyanın en iyi dizayn şirketleriyle de çalıştık, çalışıyoruz. Yani hiç burada şeye kaçınmıyoruz yani. E, bu kültürü oluşturmamız lazım. Birazdan göstereceğim size Bir, birkaç tane resim göstereceğim orada siz de hissedeceksiniz. Yani bu kültürü oluşturma konusunda bu design thinking, tasarım odaklı düşünebilmek, kendini müşteri veya kullanıcı yerine koyabilmek, işleri basitleştirebilmek. Daha yalın hale getirebilmek bu konularda korkunç bir çalışma var. Örnek birkaç tane örnek sizinle paylaşmak istiyorum. İşte bu tasarım konusunda çok zaman harcadığımız projelerden bir tanesi. Mobil mobilimizi e, yeniledik. Son derece yalın. Navigasyonu son derece kolay akıl işte demin size bir tekerlek göstermiştim. Oradaki en önemli konulardan bir tanesi akıldı. Şimdi buraya baktığınız zaman gerçekten müşterilere çeşitli öngörüler sunan arkasında önemli bir makine öğrenme hatta daha da ileri gideceğim belki işte deep learning vesaire yani orada çok karışık teknolojilerin olduğu, gittikçe iyileşen, gittikçe öğrenen ve gittikçe de müşteriyle daha iyi konuşan ve öngörüler sunan bir burada bir mobil uygulama. E bunu aşağı yukarı ne kadar oldu İlker Bey? 3 ay oldu mu? Herhalde yani 3 ay kadar oldu. Şimdi buradan çok iyi görüşler alıyoruz. Yani kullanıcılardan çok iyi görüşler alıyoruz. Bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi bir başka konu TOS'la Şimdi bu TOS'la aslında bir bankanın Türkiye'deki tabi bankaların belki fintech ufak tefek yatırımları var ama bu konuda zannediyorum Türkiye'deki ilk uygulamalardan bir tanesi. ya yani Böyle bir şirket kurduk. Önemli yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'deki ilk fintech bankaların ilk fintech yatırımlarından bir tanesi. Bunu da niçin yaptık? Diyeceksiniz ki Hakan Bey zaten mobiliniz var. Bunun için yapıyorsunuz. Bunun farklı bir amacı var. Gençlere daha çok hitap ediyor. Şimdi tabii biz burada özellikle finansal hizmetleri daha böyle sosyal hale getirmek istiyoruz. Yani bugün nasıl işte birbirimizle WhatsApp'laşıyoruz, bir şeyler gönderiyoruz, Instagram şunu falan paylaşım. Yani bu finansal hizmetlerin de aslına bakarsanız daha sosyal hali, gençlere yönelik bir şey bu. Buna üye olmak çok pratik. Yani bugün bir bankaya üye olmak için tabii, müşterisi olmak için çeşitli proseslerden geçiyorsunuz. Şimdi Tosla'da böyle bir şey yok. Yani siz de şu an hemen tık diye indirip, işte yarım dakikada, bir dakikada bu Tosla'nın üyesi olabilirsiniz. İşte burada para transferleri, bu, bu hizmetler tabii ödemeler, işte bu game alanında bir sürü iş ortaklıkları vesaire vesaire giderek giderek gelişecek. Ama bakın tasarımına bakın. Farklı bir şey ortaya koyduğumuzu gerçekten düşünüyoruz. Bunda da çok çalıştık. Design konusunda bunda da çok çalıştık. Şimdi diyeceksiniz bunlar tamam. E şubeler ne olacak? Yani şunu mutlulukla söylüyorum ki aslında işlemlerin çok önemli bir kısmı artık şube dışına kaydı. Bizim müşterilerimizin zaten üçte ikisi hatta daha fazlası artık mobilden bankacılığı götürüyor. Hiç, hiç şubelere falan gelmiyor. Ama tabii şubelerin de bir rolü var. Ama o şubeler de eskisi gibi kalamaz. Ve biz bunlara bu şubelerimize fijital şube diyoruz. Ne demek fijital? Yani hem fiziksel yani gidiyorsunuz aynı zamanda da dijital. Yani ikisini çünkü hala fiziksel tarafı tercih eden müşterilerimiz de var. Dolayısıyla biz bu yeni e dizaynımızda bu iki e özelliği fiziksel ve dijital özelliği buralarda e birleştirmeye çalıştık. Yani bizim aşağı yukarı bun bunlar e yürürken falan sizlerin de önünüze e çıkıyordur diye e tahmin ediyorum. Mesela bu bizim Karaköy Meydanındaki e şubemiz. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Yani bu sadece bunun güzelliği falan değil. Yani bir tabi dizaynına bunda da çok emek harcadık ama hani buradaki mantığı da belki anlatmam lazım. Yani biz aslında burada kağıdı ve parayı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ve dikkat ederseniz burada bir gişe falan görmüyorsunuz. Bir iki tane gişemiz var ama o ekranın arkasında ama giderek zaten Buradaki kullanımlarda düşüyor ve arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Arkadaşlarımız her birisi ayakta, ellerinde mobil cihazları, oralardan hizmet veriyorlar. Ve o mobil cihazların arkasında da, demin nasıl mobil bankacılığımızı gösterdim, onun da arkasında önemli bir akıl var. Müşteri geldiği zaman onu tanıyan, eksikliklerini, ihtiyaçlarını az çok saptayabilen, arkadaşlarımıza çeşitli yönlendirmeler yapan burada önemli bir akıl var. Ve dikkat ederseniz müşterilerin de burada sosyalleşebileceği aynen bizim mobilde olduğu gibi bir ortamı burada yaratmaya çalıştık. Şimdi tabii bütün bunları yapabilmek için tabii sizin çalışan profiliniz sizlerle çok benzer vizyonda olması falan tabii ki çok önemli. Şimdi burada çok büyük bir mutlulukla söylemek istiyorum. Yani Türkiye'deki en iyi ekiplerden bir tanesinin gerçekten bizlerde olduğunu düşünüyorum. Bugün bizim yaş ortalamasına baktığınız zaman aşağı yukarı 34-35 yaşlarında bankanın profili. İşte %70'i Y jenerasyonu. İşte kadın erkek dengesine baktığın zaman 55'i kadın aslında daha da çok gurur duyduğum bir şey bizim üst yöneticilere baktığınız zaman işte genel müdür yardımcıları, işte şirketlerimiz var, oranın genel müdürleri falan. Oradaki rasyoya baktığınız zaman yüzde kırk, yüzde kırkın üstünde. Yani bu sadece Türkiye standartlarında değil, yani bence dünya standartlarında da övünülecek bir şey. Bu bize çeşitlilik katıyor, yeni fikirler katıyor, başka bakış açıları katıyor. Yani ben bundan dolayı acayip mutluluk duyuyorum. Çalışanların eğitim düzeyi 96'sı üniversite mezunu. 96'sı. Yani bu sadece tekrar söylüyorum Türkiye standartlarında değil, bankacılık sektörü standartlarında da bakıldığı zaman kolay yakalanamayacak bir şey. %96'sı ve %10'unun da işte ya doktorası ya masterı var. O da neden? Yaptığımız işler değişti. Değişiyor. Analitik öne çıkıyor, dizayn öne çıkıyor. Yani dolayısıyla daha böyle ihtisas sahibi bir kadroyla çalışmamız lazım. Yani bu işler aslında hani nasıl ortaya çıkıyor diye baktığınız zaman arkasında da açıkçası buradaki çalışanlarımızın gücünün ve profilinin olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi inovasyon dedim. Yenilikçi düşünebilmek. Şimdi bu sadece tabii genel müdürün, yardımcılarının falan hani yenilikçi olmasıyla olabilecek bir şey değil. Ya yani bu kültürün tabii şirketin her tarafına yansıması lazım. Bu fikirlerin alttan gelmesi lazım. Düşüncelere açık olmamız lazım. Ve bundan biz birkaç sene önce de bu bizim Akbank Lab'ı kurduk. Şimdi buranın amacı ne? Özellikle biz bu fintech'lere de bu bir zamanlar çok tartışıldı. işte fintech, bankalar. Bunlar işte rakip mi değil mi ya? Yani biz biz olaya öyle bakmıyoruz. Yani biz mümkün olduğu kadar bize fikir getirebilecek o fikirle farklılık yaratabileceğimiz, ölçek, ölçek de burada tabii ki çok önemli. Etkili olabileceğimiz, farklılık yaratabileceğimiz fikirleri mümkün olduğu kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve bizim Burada gördüğünüz Akbank Lab'de bu oranın tipik bir çalışma ortamı. Aşağı yukarı 100 fintech'le dünyanın değişik yerlerinden. Bunun içinde Silikon Vadisi de var. Birçok var hatta oradan. işte başka yerlerden de var, Türkiye'den de var. Biz fikirlere açık bir kurumuz. İşte yıllar önce ne kadar oldu? Epey bir zaman oldu. Blockchain para transferi. Yani ilk yapan kurumuz herhalde bir iki sene olmuştur diye tahmin ediyorum. Kredi kararları. Yani burada yine Silikon Vadisi bazı bir şirketle birlikte uzun zamandır çalışıyorduk. Artık bunlar makine öğrenmesiyle oluyor. Yani öyle standart skor kartlar falan onlar biraz geride kalıyor yani açıkçası. Yani e, mobi, e, dünyanın da mobile kaydı bir ortamda veri ve veri zenginliği çok Farklı yerlere gidiyor yani dolayısıyla burada e, hakikaten çok iyi fikirler e, pişiyor ve e, Akbank Lab'in e, bizim bu inovasyon kültürüne, inovasyonun yaygınlaşması konusunda açıkçası bankaya çok katkıları olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu çalışanlarımızla ilgili tabii biz bu kültürü oluşturmak için Şimdi tabii ki bir bankada mevduat nasıl toplanır, kredi nasıl verilir falan. Yani onları zaten geçtik. Yani onlar zaten olmazsa olmaz. Tabii ki eğitimler var ama özellikle bu e, mükemmellik merkezleri dediğimiz bizim 4-5 tane farklı alanımız var. Yani arkadaşları özellikle bu konularda farklı bir noktaya getirmek istiyoruz. Bir tanesi... Geleceği iyi okuyabilmek, trendleri iyi yakalayabilmek, doğru bir vizyon koyabilmek. İkincisi tasarım, tasarım kültürü, tasarım odaklı düşünmek demin bahsettim. Bununla ilgili mükemmellik merkezlerimiz var. Analitik, ileri düzey analitik. Hani burada olabilecek en iyi teknolojiler, en yeni teknolojiler ve dördüncü olarak da bu robotik kısmı. Yani robotik deyince aslında bunu biraz daha geniş düşünebiliriz. Bütün bu prosesler, hani daha nasıl pratik yapabiliriz, nasıl yalın yapabiliriz? Bu konulara önemli ağırlık veriyoruz. Bakın, burası bizim kurumsal şubelerimiz. Şimdi şuradan kalkıp karşıya Ferko'ya gittiğiniz zaman bizim kurumsal müşterilere artık böyle bir ortamda hizmet verdiğimizi göreceksiniz. Bakın açık ofisler. Sosyal alanlar. Arkadaşlarınız buralarda çalışıyorlar. Bakın bu masalar şimdi burada çok belli olmuyor ama aynen yurt dışında olduğu gibi bunlar isterseniz kaldırıyorsunuz, isterseniz indiriyorsunuz. Eğer sağlık için ayakta kalmanız gerekirse bütün bunları yapabiliyorsunuz falan. Yani çok hakikaten farklı. Yani şimdi kurumsal bankacılığı böyle bunu görmeseniz belki düşünmeyebilirsiniz. Yani çok çok daha ciddi, çok daha farklı falan düşünebilirsiniz ama bizim Akbank kurumsal bankacılık artık böyle. Şimdi bu bizim ABM dediğimiz Akbank bankacılık merkezimiz ki asıl burada <laughs> büyük sahibi burada İlker Bey. İşte İlker Bey'in bütün işte teknoloji ekipleri, bütün operasyonlar bankanın bazı işte birimleri falan artık burada. Şimdi veri merkezimizi de buraya taşıdık, taşıyoruz. Bu bizim hakikaten büyük yatırım yaptığımız bir yer. Şimdi biz şunu da söylemem lazım. Hani hem bankanın gücü de var. Çok şükür yapabiliyoruz. Biz 2018'de 200 milyon dolar harcadık. Bu bütün bu söylediğim şeyleri, teknoloji, yenilikler vesaire. 2018 2018 tabii ülke için ...biraz zor bir yıldı, volatilitenin falan çok yüksek bir olduğu bir yıldı. 2019'da 200 milyon doların biraz daha üzerinde harcadık. Yani sadece iki seneye baktığınız zaman 400 milyon dolar civarında burada bir yatırımı e, konuşuyoruz. Bizim burada şöyle bir hayalimiz var. Şimdi muhtemelen sizler de öylesiniz. Şimdi günü nasıl geçir, geçiriyoruz diye baktığınız zaman hayatımızın önemli bir kısmı işte geçiyor. Sabah işte kaçta geliyorsa geliyoruz akşamlara kadar falan. Şimdi biz istiyoruz ki bizim bu teknoloji merkezimiz insanların arkadaşlarımızın hem çok severek çalıştığı aynı zamanda hani günlük iş, işlerin dışında da fikir üretmesi için sektöre bankacılığa sadece Türkiye için demiyorum. Dünyada da baktığınız zaman yeni fikirler üretebileceği bir ekosisteme sahip olsun. Orada zevkle çalışsın. İsterse sporunu yapsın. İsterse piyanosunu çalsın. İsterse gitsin arkadaşlarıyla birlikte orada sinemasını izlesin. Yani farklı bir atmosfer orada e, yaratmaya çalıştık. İstiyoruz ki Böyle bir vizyonda olan bir kurumun da Türkiye'deki en iyi yetenekleri de tabii çekebilmesi lazım. Yani istiyoruz ki üniversiteden bir arkadaş mezun olduğu zaman ister teknoloji olsun, ister diğer alanlarda olsun ya desin ki ya ben de artık böyle bir çalışma ortamının parçası olmak istiyorum. Bir şeyler üretmek istiyorum. Bir takım fikirlerim var. Bunu uygulamak istiyorum. Önümün açık olduğu bir yerde çalışmak istiyorum. İşte Bizim burada gördüğünüz e, ABM e, merkezimiz, teknoloji merkezimiz bu vizyonla e, kurulan ve bu vizyonla da yatırım yapılan bir yer. Evet. Bunun tabii faydalarını da görüyoruz yani. Hani dolayısıyla insanlar çok daha farklı, çok daha işte kreatif ortamlarda gere, gerek genel, genel müdürlükte gerekse bu söylediğimiz yerde ABM'de çalışma imkanını buluyorlar. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Yani kurumları kurum yapan, başarılı kılan ekip ekip çalışması. Ve bu sadece işte sabahtan akşama kadar masanın başında otur falan değil. Yani demin de bahsettim işte bu sosyalleşme tarafı var, birlikte zaman geçirme tarafı var. Şimdi bu, bu konuyu da biz çok ön plana çıkartıyoruz. Volkan Bey sizin söyleminizden de demin etkilendim. Şimdi bugün işte bir e, summit yapıyorsunuz değil mi? Ama bunun son, sonunda da bir şey var yani. İşte bir orman falan, bir yerlere bir yardım falan. Şimdi biz de bu konularda gerçekten e, etkin bir bankayız. Burada Murat Bey de var. E, bizim kurumsal iletişimin başındaki arkadaşım. Gerçekten bu konulara çok zaman harcıyorlar. Ee, teşekkür ediyorum. Yani bu toplumdan aldığın şeyin bir kısmını da topluma verme şeyi de bizi daha da iyi bir ekip yapıyor. Yani burada gördüğünüz insanlar, yani yüzlerce insan akbank'ta gönüllü olarak bu işlere emek harcıyor, zaman harcıyor. Burada gördüğünüz bankanın her seviyesinde, bakın burada işte genel müdür yardımcısı da var, herkes var. Aslında ben de dahilim buna. Belki resmim yok ama ya hep hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Birazdan İlker Bey'i zaten dinleyeceksiniz. Bakın bu sağda üstten ikinci gördüğünüz İlker Bey birazdan. Zaten kendiniz burada göreceksiniz. Yani işte ne bileyim birisi barınağa gidiyor, birisi okul boyuyor, birisi bir şey yapıyor. Birisi işte okur yazarlık konusunda bir şey yapıyor. Öbürü masal okuyor, öbürü çorba dağıtıyor. Yani bir şey var yani, bir şey var. Bu da bizi aslında başarımıza da yani daha böyle ekip olmak, birbirine sarılma konusunda da Gerçekten katkıda bulunuyor diye düşünüyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz tabii çok ödül alan bir bankayız. Hani onu söylemem lazım. Bu normal ama şunu söylemek istiyorum. Bu ödül bizi. Euromoney'nin bu ödülü. Tabii şimdi okuyorsunuz gazetelerde. Onu almış, bunu almış falan. Bunların bir tanesi. Bazıları çok değerli olabiliyor. Bazıları daha az değerli olabiliyor falan. Fakat şunu söylemek istiyorum bu gerçekten hani ben sadece bankam adına demiyorum hani ülke adına da baktığınız zaman hepimizin çok mutlu olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Euromoney önemli bir kurum ve gerçekten de dünyanın en iyi dijital bankası ödülünü ilk defa ilk defa bu sene bir gelişmekte olan ülke bankasına verdiler. Bundan büyük mutluluk duyduk ama şunu şöyle düşünmeyin işte... Akbank mobilini yeniledi. İşte ne bileyim güzel bir dizaynla geldi falan. Ondan dolayı böyle falan. Böyle düşünmeyin. Yani bu bir bütünsellik içerisinde verilen bir ödül. Yani bütün bu size demin anlattığım hikayenin aslına bakarsanız hepsini kapsıyor. Tasarımı kapsıyor, inovasyon kültürünü kapsıyor, mobili kapsıyor, tostayı, şubedeki dönüşüm, genel müdürlük, kültürel değişim. Ve bütün bunun sonucunda da ben Burada size özellikle rakamlarla dolu bir sunum yapmak istemedim ama <laughs> bütün bu yaptıklarımızın tabi finansallara da yansıması var. Şirketin verimliliğine de yansıması var. Verimlilik rasyolarımıza da yansıması var. Bugün Akbank'ın verimlilik seviyelerine baktığınız zaman dünyada çok az kurumun yakalayabileceği noktalarda. Bunu bir lütfen burada söylediğim şeyi bir bütünsellik içerisinde değerlendirin. Bu hepimizin çok Gurur duyduğu bir şey. Aslında ben bunları söylemek istiyorum. <laughs> Tabii çok anlatacak şeyim var. E, yarım saatim vardı. E, dolayısıyla o saati de doldurduğumu e, zannediyorum. E, Valla bu yaptığımız şeylerin bankayı daha farklı yerlere getireceğine inanıyorum. Dediğim gibi biz bu yatırımları hiç kesmedik. Yani bu bir vizyon. Neden? Bir ülkeye inandık. Ülkenin geleceğine inandık. Potansiyeline e, inandık e, ve e, inanıyorum ki bütün e, bu yapılanlar sadece Türkiye içerisinde bankın farklılaşmasını değil, biz bunu görüyoruz, birçok yerde görüyoruz. E, yurt dışında da gerçekten önemli bir benchmark olma e, yolunda önemli adımlar attığımızı e, düşünüyorum. Burada olmaktan çok keyif aldım. E, bu imkanı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Size güzel bir summit diliyorum.